TD Sequential indikatörünün Türkçe anlatım video serisinde ikinci videodayız şimdi. Bileşenlerinden momentum bazlı olan TD setup'ı, yani ben Türkçeleştirirken bunu kurulum olarak düşündüm. Kurulum bölümüyle başlayacağız. Onunla ilgili şimdi grafik üzerinde kısa bilgiler verelim, sonra da detaylara inelim. Evet, indikatörü ilk olarak açtığımızda karşımıza böyle bir çizgiler çıkar. Default olarak ayarlarıyla, yani ilk başta açıldığında bu şekilde açılır. Sadece bu çizgilerle. Nelerdir onlar? Zaten burada seçili. Alış kurulumunu, kurulum bölümünden bahsedeceğiz. Göster, satış kurulumunu göster ve stop seviyelerini, kurulum stop seviyelerini gösterdi. Ayrıca opsiyonel olarak da buraya basarsanız sadece tamamlanmış 9'ları gösterir. Çünkü kurulum bölümü 1'den 9'a kadar tamamlanma üzerine kuruludur. Yani tamamlanması gerekir işleme girmek için. Neden 9 diyecek olursanız, aslına bakarsanız Denmark bunu net olarak açıklayamıyor. Yani aslında Fibonacci sayısı 8'i düşünmüş ama o çok iyi şeyler vermemiş. Ama mesela 9 ve içinde 4 bar geriye gitme koşulu var. 9, 4 daha 13, 13 bir sonraki aşamanın sayım sayısı zaten. Öyle bir bağlantı var ve 13 de aynı zamanda bir Fibonacci sayısı. Sadece tamamla, yani bu şu anda default olarak açılmış hali. Bu da destek ve direnç seviyelerini çizen kısım aslında. Şimdi ben bu destek ve direnç değil de stop seviyelerini, bunlar da aynı zamanda destek ve direnç gibi düşünülebilir. Sadece bunlarla ilk açıldığı haliyle sizlerle başlamak istiyorum. Görüyorsunuz şu an Bitcoin'in saatlik grafiğindeyiz. Herhangi bir şekilde günlük, 4 saatlik, saatlik, bunu farklı grafiklere de bakabilirsiniz. Son derece güzel çalıştığını görebiliriz aslında. Bakın burada bir stop noktası, yukarısında stop oluyor ve tekrar aşağısına indiğinde burada tekrar ona bir direnç olarak davranıyor diyelim bu çizgiler. Ve ne kadar güzel destek olduğunda farkında olun. Bakın hep oralarda, neredeyse fiyatlar hep bir durmuş veya oralardan dönmüş. Dikkat ederseniz oralarda bir birikim var. Demek ki doğru seviyeler. Bu da indikatörün mesela 1 saatlikte bu grafikte, Bitcoin dolar grafiğinde gayet güzel sinyaller demeyeyim de en azından destek direnç olduğunu görebilirsiniz. Şimdi biraz daha detaya inelim. Bakalım burada neler var. Burada şu an orijinal haliyle açıldığında biz kurulum dediğimiz bölümü görüyoruz. Kurulum yeşil ve kırmızı sayımlardan oluşuyor. Bu yeşil sayımlar satış kurulumu. Burada bir terslik var anlıyorum ama bütün dünyada bu şekilde bu renklerle kullanıldığı için ve yeşillerken yükseldiği için yeşil, ama bu bir satış kurulumu. Kırmızılarda bir alış kurulumu. Yani burada aslında Denmark şunu diyor. 9'a kadar tamamlandığında bir dönüş olabilir. Satış kurulumu, burada satabilirsin gibi bir anlam çıkıyor. Veya işte tam tersi, 9'a kadar burada bakın 9'a kadar bir alış kurulumu var. 9'dan sonra alabilirsin gibi oluyor. Buradan sonra dönecek anlamına geliyor aslında. O yüzden bu kırmızılara biz alış kurulumu diyeceğiz. Yeşillere de satış kurulumu diyeceğiz. Şimdi dönelim tekrar sunumumuza. Evet, kurulumda birden başlayarak 9'a kadar olan ve ard arda barlarda oluşması zorunlu olan birinci aşama kurulum. Birden başlayacak 9'a kadar ve ard arda, yani arada boşluk olmayacak. Bir tane atlarsa sayım tekrar başa dönüyor. O yüzden bu bir zorunluluk. Bu aşamada mutlaka arda arda olmalı sayım. Arada boşluk olmamalı. Bu aşama 9'a kadar tamamlandığı takdirde ikinci aşama olan TD countdown, yani sayım başlayabilir. O 13'e kadar olan sayım 9 tamamlandığı anda bir daha birden 13'e kadar sayabiliyor. O yüzden 9'u göremezseniz hiç 13 aramayın. Evet, hem al hem de sat sinyalleri için ayrı ayrı iki kurulum bulunur. Yani setup'ın iki versiyonu var. Buy ve sell, al ve sat. Her seferinde son barın kapanış fiyatının 4 bar önceki kapanış fiyatından küçük veya büyük olmasına göre sayım yapılır aslında. Eğer büyükse yeşil birden 9'a kadar saymaya başlar. 4 bar önceden küçük 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 gidiyorsa da kırmızı birden 9'a kadar sayım yapmaya başlar. Düşüş veya yükseliş yönlü fiyat dönüşleri bu kurala göre anlamlandırılır ve dönüşün başladığı barda sayım 1'de yeniden başlar. Şimdi evet, grafik üzerinde gösterelim daha anlamlı olsun. Burada bir alış kurulumu görüyoruz. Kırmızı olmasına bakmayın, dediğim gibi burada, yani mesela buradaki amaç şu. Burada bakın 9'u gördüm ve dönecek. Yani Denmark'ın buradaki bulmaya çalıştığı indikatörde size göstermeye çalıştığı şey
9'la dönmesi her zaman dönüyor mu? Hayır, ama işte nelere göre dönüyor, nelere göre dönmüyor, bu videoyu onun için hazırladık. Şimdi düşüş yönünde bir hareketin birden 9'a kadar düşmesi ve 9 görüldükten sonra fiyatın yön değiştirerek yükselişe geçme beklentisi var. Burada neden 1 diye saydığını birazdan anlatacağım. Bu beklentinin sonucu olarak da alış pozisyonuna geçilir diyor. Alış pozisyonu, alış kurulumu sayımını başlatan ise bearish price flip dediğimiz, yani düşüş yönlü fiyat dönüşüdür. Yani şu kırmızı 1'i başlatmasının bir sebebi var. Neden? Bunun kapanışı 4 bar önceki kapanıştan aşağıdaymış. Şimdi onu gösterelim ne olduğunu. Düşüş yönlü fiyat dönüşü, yani bearish price flip. Burada barların kapanışlarını inceliyoruz. Bakın A, B, C, D diye geriye doğru. Bir de ilk defa alış kurulumunun başladığı kırmızı 1 var, dikkat ederseniz. Neden bir anda kırmızı 1 ile başlıyor? Çünkü barların kapanışlarını incelediğimizde her seferindeki 4 bar önceki kapanıştan büyük. A'ya bakıyorum. 4 bar önceki kapanıştan büyük. A'nın 4 bar öncesi 1, 2, 3, 4. Şurada isimsiz bar. Mesela B'ye bakın. 1, 2, 3, 4. 4 bar önceki kapanıştan büyük. Bu şekilde giderken bu arada bunların tepesinde yeşil rakamlar göreceksiniz. Ama bir anda bakın, bir kırmızı bir olan bara bakın. Kapanış değeri 4 bar önceki. 4 bar önce ne var? 1, 2, 3, 4 D'deki 4 bar önceki kapanışın, şurada onun kapanışı altında. Ve ilk defa altına düşmüş bir süre sonra. O yüzden 1 diye saymaya başlıyor. Ve art arda 2 numaralı kapanış da, şuranın kapanışı da 4 bar önceki C'nin kapanışının altında. 3 numaranın kapanışı B'nin altında. 4 numaranın kapanışı A'nın altında. Bu şekilde saymaya devam ediyor. Bir tanesi bile bu şarta uymazsa sayım kesiliyor. 9'a kadar böyle saymaya çalışıyoruz yani. Son barda 4 bar önceki kapanışın altında kapanış yaptıkça kırmızılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Art arda olma koşulu var. Devam edelim. Bearish price flip, yani burada işte 1 ile başladığımız an, düşüşün başladığı 4 bar önceki kapanıştan bir anda düşük olmaya başladı. Önce hep yüksekken düşük olmaya başladı. İlk kırmızı mumla başlıyoruz. Bu arada bunların mum olmasının önemi yok. Bu herhangi bir price data olabilir. İçinde yüksek, düşük, kapanış, açılış gösteren, yani çubuk barlarda olabilir. Önemli değil, mum barlar burada. Bir artısı veya eksi yok, onu söylemeliyim. Art arda 9 bar üst üste bakın. Art arda 9 bar üst üste. Bu mesela burada bir dönüş var ama bunun kapanışına bakın. 4 bar geri sayalım. 1, 2, 3, 4. Buradaki kapanışın altında. O yüzden kırmızı doğru. Yani burada hala 9 yazması doğru. Bir anda döndü, yükselmeye başladı gibi düşünmeyin. Evet, art arda 9 bar üst üste 4 bar önceki kapanıştan düşük kapatırsam ben kırmızı saymaya devam ediyorum. Ta ki 9'a kadar, ve biz buna alış kurulumu diyoruz. Yani TD buy setup, ve tamamlanmış oluyor. Tamamlanmayan kurulumlar bizim için anlamlı değil, en baştan söyleyelim. TD sequential ilk tasarlandığı zamanlarda sadece günlük barlar için kullanılmış. Sadece günlük. Ama artık tüm barlarda kullanabiliyoruz. Yani o zaman sadece günlük için kullanıyor ve bunun bir anlamı var aslında. 4 bar önceye bakıyoruz ya, 1 barda kendi barımız, toplam 5. 5 bar hafta içi 5 günü temsil ediyor. Mutlaka bir hafta geriye gidiyorsunuz. Yani aslında haftalık bir döngüyü o sırada temsil ettiği için anlamı aslında bu. Haftalık döngüyü bize belirtiyor. Bu yüzden 4 bar geri gidiliyor ve 5 barlık zamana bakılıyor. Yani bir haftalık momentum aslında yaptığı. Basitçe. Şimdi alış kurulumu ne zaman kesiliyor? Sayıyoruz ya 9'a kadar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden burada kesildi? Bakın en son 7'ye bakalım. 7'nin kapanışı 4 bar önce 1, 2, 3, 4. Şuradaki 3'ün kapanışın altında. Evet, kırmızı devam edecek ama bir sonraki kapanış, yani buradaki boş olanın, dikkat edin. Bu kapanış 1, 2, 3, 4 bar önceki kapanışla aynı seviyede. Aynı seviyede ise bir sayı yok. Buradaki kural şu: düşükse kırmızı yanacak, yüksekse yeşil yanacak. Düşük olduğu müddetçe kırmızılar artmaya devam edecek. Bir anda yüksek olursa veya eşit olursa kesilecek. Yüksek olursa da yeşiller saymaya başlayacak. Yani alış kurulumunun kesintiye uğraması için bir anda kapanış değerinin 4 bar önceki kapanıştan yükseğe çıkması gerekiyor. Art arda kırmızıyken. Ve burada yeşil birler başlıyor. Bir anda biz alış kurulumunu kesintiye 9'a kadar ulaştıramadık yani. Devam ediyorum. Yani aksi durumda kapanış 4 bar öncekinden yüksekte veya
eşitse de alış kurulumu kesintiye uğrar dedik. Bu durumda eşitse hiçbir yazı çıkmaz. Ama yüksekte ise o zaman yeşil 1 ile bu sefer satış kurulumu başlıyor. Haydi bu sefer yeşili 9'a tamamlamak için biz indikatörü izliyoruz. Yatay piyasadaysa bu çoğunlukla 9'ları bulamazsınız. Oradan da bir anlaşılabiliyor. İşte mesela bakın 8 olmuş, tekrar kesintiye uğruyor. Burada tamamlanmış bir satış kurulumu var bu arada. Evet, her defasında baştan başlamak, burada işte başladı, tekrar kesildi, bir daha başladı. İnsanların sabrını zorlayabilir. Çünkü her kesintide sinyal ertelenir. Ama bu anlamlı bir gecikmedir. Çünkü indikatörün davranışındaki değişim piyasa dinamiklerindeki bir değişimi ifade eder. Bu yüzden de daha temkinli olmayı da sağlıyor aslında. Yani tamam, fiyat hareketlerine çok duyarlı bir indikatör sistem. Ama bir yandan da size sabrı da öğretmeye çalışıyor. Böyle de bir yanı var TD Sequential'ın. Yani keşke içinde olsaydım demek var trade'de. Bir de keşke trade'in içinde olmasaydım demek var. Sanırım ilk seçenek daha anlamlı olur. O yüzden de sabrı öğretmeye çalışıyor bu indikatör bizlere. Alış kurulumu ne zaman tamamlanır? İşte ne dedik? Art arda kırmızılar sayacak. Her seferinde 4 bar önceki kapanıştan daha düşük bir değer göreceğim. Momentum'a bakıyorum, yani 4 bar önceki kapanışta. Momentum 4 bu aslında indikatör olarak baktığınızda. Her seferinde aşağıya doğru bir hamle olacak 4 bar önceki kapanışa göre. Burada yükselmiş ama 8, 1, 2, 3, 4 bar önceki kapanıştan daha düşük. O yüzden burada tamamlanıyor. İşte biz burada 9. bar, tamamlanan barı farklı bir renkte yazıyoruz. Burada bakın üstünde bir de M harfi var. Onun da ne olduğunu birazdan anlatacağım. Alış kurulumu ilk kırmızı sayımla başladığında art arda olmak zorunda. Dediğim gibi burada bir kesinti olsa tekrar birden başlamak zorunda kalacağız. Yani bir yeşil gelse veya boşluk kalsa. TD Sequential'ın ilk aşaması olan TD Buy Setup. Yani alış kurulumu 9'u gördüğü an tamamlanır. Ve ikinci aşama olan altta bu sefer çıkıyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye 13'e kadar giden TD Buy Countdown, yani alış sayımı başlar. Yani bu da şu noktada işte 13'ü gördükten sonra alalım gibilerinden. Bu ikinci bölüm, trend bölümü. Yani siz ilk önce momentumla aşağıya kadar indiniz. Burada bir dönüş olabilir diye düşündük. Ama olmadı. Sonra trendle devam ettiğini anladık. Zaten bakın 9'dan sonra tekrar kırmızı bir saymaya başladı. Yeşil bir olmadı. Yani bir dönüş söz konusu değil. Ve trend aşağıya doğru devam etti. Bu countdown'u da görebiliyorsunuz zaten. Aralıklar var, arada boşluklar var. Yani buradaki gibi art arda olmak zorunda değil. Bunları da anlatacağız zaten. Evet, önemli. Kurulum tamamlanmadan, yani birinci aşama tamamlanmadan momentum aşaması, ikinci aşama olan 13'lü sayım, yani trend aşamasına geçilemez. Şimdi mükemmel kurulum. Bu sefer alış kurulum dedik ya, hep kırmızı 1'den 9'a kadar. Mükemmel ve mükemmel olmayan kurulumdan bahsedeceğim biraz da. Mükemmel kurulumun esprisi şu aslında. Mükemmel kurulumda biz 1'den 9'a kadar önce tamamlanmasını bekliyoruz. Burada iki kural daha devreye giriyor. Çünkü 9 nolu bar görüldüğünde, bakın burada 8 veya 9, ikisinden biri önemli değil. 8'in veya 9'un burada çıktığı anda, 8 veya 9'un en küçük değeri, yani low değeri, burada mesela bakın şu değer. 6 ve 7'den ikisinin birden low'undan daha aşağıdaysa, gördüğü en düşük değerden daha aşağıdaysa, o zaman biz buna mükemmel 9 diyoruz. Sadece 9'da mı bu öyle? Hayır. Burada mesela 8'e bakıyorum. 8'in en düşük değeri 7 ve 6'dan küçük olmalı. Öyle mi? Değil. Ama 9, yani veya var arada, dikkat ederseniz. 9'un veya 8'in şu şartı sağlaması yeterli oluyor. İkisi birden sağlamak zorunda değil. Bu mükemmel 8 değil. Mükemmel 8 olunca da böyle yapıyoruz. Ama mükemmel 8'in çok bir anlamı yok. Sadece burada görünüyor. Veya bazen şöyle olabiliyor. 8 altında olabiliyor ikisinin ama 9 bunların üstünde olabiliyor. Yine 9 sayılıyor. Yine mükemmel olarak da sayılıyor aslında. Yani 8 veya 9'un en düşük değeri 6 ve 7'nin en düşük değerinin altında olmalı. O zaman biz buna mükemmel sayım diyoruz ve 9'a ulaştığında tepesinde mükemmelin M harfi çıkıyor. Mükemmel 9 alış kurulumu tamamlandı. Sonrasında neye dikkat edeceğiz? Tabii ben burada sadece alış kurulumunu kurdum. Buradaki mesela yeşil 1 var. Bununla birlikte mesela alış yönüne geçebiliriz. Onu gösterelim.
Evet, şartımız bu. Tekrar edelim. 9. veya 8. barın, kırmızı 9 veya 8'in dip değeri 6 ve 7'nin altında olacak. İkisi birden yukarıda olsaydı mükemmel olmayacaktı. Mesela şimdi de o karşımıza çıkacak. Mükemmel olmayan alış kurulumu. Bakın, 9'un dip değeri burada. 6 ve 7'den yukarıda dip değerinden. 8'inki de yukarıda. Yani ikisi birden bu koşulu sağlamıyor. Bu yine 9 tamamlandı bir işaret var ama tepesinde mükemmelin M harfi yok. O yüzden bu bir mükemmel 9 değil. Mükemmel olmayan bir alış kurulumu. Bu biraz daha riskli. Mükemmel olunca risk biraz daha azalıyor olarak düşünebilirsiniz. Bu kurulum böyle olursa mükemmel olarak sınıflandırılamaz. Ha, bu arada yine kapanış 4 bar önceki kapanıştan, buradaki kapanıştan düşük. O yüzden buna 9 diyoruz. Ama mükemmellik ekstra ikinci kuralımız 6 ve 7'den 8 veya 9'un aşağıda olması en düşük değerin. Bunu sağlamıyor. O yüzden kesilmiyor sayım ama mükemmel olarak adlandırılmıyor. Mükemmel olmayan 9'da fiyat tekrar 6 veya 7 nolu barın gördüğü en düşük seviyeyi test etmek için deneme yapabilir. Yani bu bir alış kurulumu ya. Burada mesela alışa geçerseniz dikkatli olun, tekrar burayı test edebilir, dönebilir de, ama genelde burayı tekrar şu 6 veya 7'nin en diplerini test edebilir. O yüzden dikkatli olun demek, yani mükemmel olmayanlarda biraz daha dikkat gerekiyor. Şimdi sırada satış kurulumuna geçiyoruz. Yani yeşil barlar. Buradaki renklere lütfen alışmanızı öneriyorum. Çünkü ters gelebiliyor birçok insana ama fiyat yükseldiği için bunlara kırmızı koyamıyoruz. Yani koyabiliriz aslında ama çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum. Yani buradaki olay artık yeşiller bitti, sat gibi. Öyle algılayabiliriz. Satış kurulumunun amacı da yükseliş yönünde bir hareket var. Art arda her seferinde 4 bar önceye göre kapanışlar yüksek oluyor. Ardışık olarak yapmak zorunda. Fiyatın yön değiştirerek bir anda hop düşüşe geçme beklentisi oluyor. Bu beklentinin sonucu olarak da satış pozisyonu alınıyor. Ve satış kurulumu sayımını başlatan bullish price flip olarak adlandırılan yükseliş yönlü fiyat dönüşü. Yükselişin habercisi gibi düşünebiliriz. Yani bir anda düşüş düşüş düşüş. 4 bar önceye göre kapanışlar küçükken, kırmızı mumlar varken, kırmızı sayım yapılırken bir anda 4 bar önceye göre daha yüksek bir kapanış yapılıyor ve yeşil 1 ile başlıyoruz. Evet, bu dönüşten şimdi bahsedeceğiz. Bir anda bakın hep aşağıya, 4 bar önceye göre daha aşağıda, daha aşağıda, 4 bar önceye göre hep daha aşağıda, daha aşağıda. Bir noktadan sonra 4 bar önceye göre, bakın burada mesela küçükken kapanış 4 bar öncenin altındayken bir anda kapanışımız, İşte burada sarı çizgi 4 bar önceki D barının üstünde oluyor. O zaman işte biz burada kısa bir dönüş, burada fiyat dönüşünde size aslında bu indikatör göstermiş oluyor. Yani burada tekrar bir yukarı meyil var gibilerinden bir işaret bizim için. Bunlar ama ala geçmek için sadece bunlar anlamlı değil. Evet. Bullish price flip, yani yukarı yönlü, yükseliş yönlü fiyat dönüşü olduğunda yeşil 1 ile biz sayıma başlarız. Sonra art arda her seferinde 4 bar önceki kapanıştan yukarıdaysa yeşiller gitgide artar ta ki 9'a kadar. Yine aynı kurallar geçerli ve bunların art arda olması gerekir. Ve böylece satış kurulumu, yani TD sell setup tamamlanır. Satış kurulumu nerede kesintiye uğrar? Aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyor. Her seferinde kapanışın 4 bar önceki haline bakıyoruz. Burada 7 yeşil mesela. 4 bar önceki kapanış 3. 3'ün üstünde. O zaman yeşil hala. Ama 1'e baktığımızda kırmızı 1 bir anda ters yönlü, yani aşağı yönlü bir fiyat değişimi oldu. Kapanışa bakıyorum. 4 bar önce 1, 2, 3, 4 şu kapanışın altında. O yüzden sayım kesiliyor. Artık yeşil değil, kırmızılar başlıyor. Bakın burada tekrar kırmızı kesiliyor. Tekrar işte sürekli bir kesinti durumu var. Yani bu işe insanın sabrını zorlayabiliyor buralar. Ama işte daha emin, daha garanti olsun diye bu 9'lu ve 13'lü sayımlarımız var. Evet, bunlardan bahsettik. Gördüğünüz gibi ya, burada bir anda tersi olduğunda, eşit olduğunda, yani buranın kapanışı 4 bar önce eşit olduğunda hiçbir şey çıkmaz. Küçük olduğunda kırmızı olur, büyük olduğunda yeşil. Art arda olur. Art arda yeşiller gelecek 9'a kadar veya art arda kırmızılar gelecek 9'a kadar. Ya bütün olay bu aslında. Eşit olduğunda da kesiliyor olay. O zaman hiçbir şey çıkmıyor. Az önce gösterdik.
Evet, satış kurulumunun tamamlanması. Bu da çok basit. Her seferinde ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye 4 bar önceye göre daha yukarıda kapanış yaparsa yukarıya doğru bir momentum, bir hareket var denir. Ve bu tamamlanır. Bu bittiğinde de geriye dönüş olabileceği düşünülür. Ve bu ilk aşama tamamlanır. Yani satış kurulumu aşaması tamamlanır. İkinci aşama olan satış sayımı başlar. 13'e kadar olan yani ikinci bölüm. Bunlar da nerede çıkacak? Altta çıkacak. 13'e kadar olan sayım çıkmaya başlayacak. 9 tamamlanmadan ikinci aşamaya geçemeyiz diyoruz yine aynı şekilde. Şimdi mükemmel satış kurulumu az önce bahsettik. Mükemmelin bu sefer olayı ters. Yani 9'un veya 8'in en yüksek değeri 6 ve 7'den büyük olacak. Burada 8'in de en yüksek değeri büyük. O yüzden 8 böyle bir işaretlenmiş. 9'un da büyük. O yüzden mükemmel. 9'un küçük olsaydı, 8'inki büyük olsaydı yine mükemmel 9 olacaktı. Yine mükemmel bir kurulum sayılacaktı. Buna da lütfen tekrar dikkat edelim. Mükemmel olması için tekrar ediyoruz. 8'in veya yani ikisinden birinin olması yeterli. Hem 6 hem 7'den büyük olması gerekiyor. En yüksek değerinin satışta. Mükemmel olmayan satış. Bu sefer M harfi yok. Mükemmelde M harfini koymuştuk tepeye dikkat edin. Burada da mükemmelde yani mükemmel olmayan satışta da M harfi yok. Buradaki olay ne? 8'in ve 9'un veya 9'un en tepe değeri 7'yi ve 6'yı en tepe değer olarak daha üstündeyse mükemmel oluyordu. Bakın 7'nin en yüksek değerinin altındayız. Altında olduğumuz için ikisi birden bu mükemmel bir kurulum değil ama yine 9 burada görünüyor. 9 ne oğlu var görüldüğünde buradaki en yüksek demek ki 8 ve 7'nin 8 ve 9'un en yükseği 7 ve 6'yı yenememiş. Buradan anlarız. Bunu anlıyoruz. Mükemmel olmayan 9'da fiyat tekrar 6 veya 7 no'lu barın yani biz burada satacağız ya satış kurulumu aşağıya doğru değil de tekrar o 6 veya 7'nin en yükseğini test etmek için yukarı meyillenebilir. Dikkat et diyoruz mükemmel olmayanlarda. Satış kurulumu nasıl kesintiye uğruyor? Herhangi bir anda biz işte burada 1, 2, 3, 4, 5, 7 diye giderken tam tersi yönde 4 bar önceye göre bir hareket olursa bir anda yeşiller kırmızıya dönebiliyor. Burada mesela 9'a ulaşabilmişiz. Fakat burada 9'a ulaşmadan 3.'de kalmışız. Mesela burada tek barda kalmışız. 4 bar önceye göre yüksek hemen düşüğe geçmiş. Yani burada art arda gerçekleşmesi gerekiyor. 1, 2, 3 deyip sonra 4, 5, 6 diye devam etmiyor. Dikkat edin. Mutlaka 9 bar art arda olmalı. Herhangi bir kırmızı veya bakın hiç renksiz bu da. Neden renksiz? Çünkü demek ki 4 bar önceki kapanışla aynı değeri verecek. Evet bakın aynı değer. O yüzden de hiçbir renk yok. Bu bir kesinti durumu. Bu satış kurulumunu kesintiye uğratan bir durum. Şimdi 3. videoya geçiyoruz. 3. videoda görüşmek üzere.